Kurban olayım ne olur yavrum, benim şu sesimi dünya Türkiye hep duysun, ne olur ne olur kurban olayım yavrum. Kendisi sigara içmiyordu, bir şey etmiyordu. Kendi askerlik parasını kendisi biriktirdi. Kendisi asker şenliği yaptı kapının önünde. Kınasını yaktık hele. Kınasını ne yaktık hep. Götürdük, uğurladık. Beşincisi günü telefon geldi ki bize, oğlunu Silivri cezaevinde korkman bir şeysi yok diye. Dediler bir çamaşır atlet getirin. Burada dediler böyle olaylara karışmış. Nasıl olmuş dedik. İşte 15 Temmuz'da çocuk daha 4 gün olduydu gideli. Beşincisi günü komutanları göreve gidiyor diyor. Çocukları hazırlıyorlar. Biz diye hazırladılar anne diyor. Bir saat bekledik, durun dediler diyor. Komutan diyor başka biriyle görüşüyor diyor. Ondan sonra yine telefon etti diyor. Öbür adamlara telefon etti diyor. Beklen bir saat daha dedi diyor. 2 saat bekledik diyor. Hazır ol vaziyette diyor. Evet. Ondan sonra haydın göreve diyor. Bizi diyor hazır çıktık diyor. Gittik diyor, Büyükşehir Belediyesi'ymiş orası diyor. Bilmiyor biz nereye gittiğimizi diyor. Terör baskını var diye götürmüşler bu çocukları. Oraya gittik diyor. Bize diyor. Ateş edin dedi diyor komutan diyor. Ateş edin deyince biz ateş etmedik diyor. Halk orada diyor. Biz diyor saat zaten 9'da gittik oraya diyor. Saat 8'de çıktık. Saat 9'da oraya vardık diyor. Oradan işte anne diyor ateş edin dedi diyor. Baktık diyor halk bize bağırıyor. Siz asker kışlıya diye bağırdı diyor. Öyle deyince diyor ne bakıyor nefetli terörist var diyor. Ne bir şey var diyor. Komutan ateş edin diyor diyor. Biz mal gibi olduk bakıyor diyor. Sonra diyor anne diyor açımızın birini vurdu komutan diyor. Vurunca diyor o biz onu vurunca koştu diyor. Hemen diyor komutan diyor şeylerle diyor ilgilenirken diyor konuşurken diyor halkına diyor biz kaçtık diyor anne diyor kaça kaça kendi polislerimize teslim olduk diyor silahlarımızı neyi verdik diyor bu çocukların teslim olduğu şeyler polisler bir vicdana gelse de konuşsalar tir tir titriyorduk diyor anne diyor şeylerimizi verdik diyor silahlarımızı diyor. Bizi diyor gene diyor şeye götürdüler diyor. Doğru cezaevine karakola götürdüler diyor işte. Orada 4 gün karakolda kalmışlar. Çocukları dövmüşler. Ben 5 günlük çocuğu ben devlete teslim ettim. Bu böyle olur mu ya? Kurban olayım. Ben herkesten şöyle çocuğumun çıkmasını istiyorum. Büyüklerden, devlet başkanından, cumhurbaşkanından kurban olayım. Olur benim herkes duysun diyorum. Ben 5 günlük çocuğum. Ben 20 yaşında askere gönderdim. 20, 12 yaşından belli sanayide çalışıyordu benim çocuğum. 12 yaşından belli hem okuluna gitti hem sanayide çalıştı. Bizim evimizde o çalışıp getiriyordu. 26 yaşındaki hasta özürlü abisi var. Bize hep o bakıyordu. Babası inşaatlarda çalışıyor. Bugün giderse bugün gidemiyor. Böyle işte yavrum vallahi bilmiyorum. Şaştık kaldık yanına gidemiyor. Maddi durumumuz yok. Kirada duruyor. Açık konuşa bir sefer gidersek bir sefer de gidemiyor. Allah razı olsun. Onu da komşuların şeyinden gidiyor. Nasıl? Arkadaşlar gelin Ahmet orada yalnız kalmasın diye telefon ediyorlar. Yol paranızı çekerik diyorlar. Öyle gidiyor onlarla. Benim çocuğumun sigarası yok, kahvesi yok. Çalıştı, biriktirdi. Aylığını alır gelirdi, babasına verirdi. Babası 20 milyon, 30 milyon para verirdi ona. O da onu biriktire gitti. Asker şenliğini neyi? Hep kendisi yaptı. Asker parasını kendisi biriktirdi. Biz daha hiçbir çocuğa asker parası koymadık. Elini açmıyor bu. Yok mu bu çocuğun amcası dayısı? 3 senedir valizini açmıyorum. Öyle duruyor. Geldiği gibi duruyor. Ayakkabıları, pantolonlarına hep soyunmuş, koymuş öylecik. Telefonunu. Oradaki arkadaşı postalamış. Gönder kaynağın kilitlerini neyi hep kırmışlar. Göndermiyor bebeğe. Ya açamadım işte. Bakamıyorum eşyalarına. Açamıyorum. Dayanamıyorum.
Hiç açmadım ayakkabıları neyi, öylecik hepsini koymuş, öylecik çıkarmış, öylecik koymuş, hiç açmadık hiç. Aa, şu telefon ol. Şunlar çorapları hiç giymedi bebeğe, baksana. Şu şahbası. Ayakkabıları. Ayakkabıları poşete koymuş. Pantolon çıkardığı gibi kayışıyla duruyor bak. Şu ilifi halisi. Çamaşırları. Şunlar. Şunlar kıraç takımları. Klifi, tırnak mahası. Anahtarları, iğnesi. İpliği. Bunlar işte fazla bir başka teberi koymadıydık zaten. Hiç giymedi bebek bunları. Şunlar da kağıtları ne işte oturup konuştuk. Defterleri, not defteri. İğneleri şunlar, toplu iğneleri. Şunlar da askerlik kağıtları. Hepsini tollamış, toplamış, konuş baksana bunlara. Bunlar işte. Daha 3 senedir duruyor bu valizi, daha yeni işte. Sen deyince açtık. Bilmiyorum valla, bunları komutanlarına da verdiler. Aynı ceza, 5 günlük ere de verdiler, aynı ceza. Böyle olmaz yavrum, valla böyle olmaz. Halip, canımızdan bezdik valla. Bunun suçu ne de 14 kez müebbet. 14 kez müebbet, bir hiç mi kimse çocuğunu askere göndermesin yavrum, hiç mi kimse? Ha, benim bir tane daha var, nasıl göndereyim ben bu devleti, nasıl teslim edeyim? 14 kez müebbet demek ne demek? Bir 4 günlük, 5 günlük eredi. 14 kez müebbet. Benim çocuğum 4 gün olduydu. 5. gün göreve götürüyor diye götürmüşler. Müebbet, 14 kez müebbet. Gittim, ayağı kırılmıştı. Tekeline değdi, almış. Tekeline arkadaşları girmiş, geldi. Ağladık orada. Öyle diyorum, ben seni devlete teslim ettiydim yavrum diyor. Çok durumdayız. Çok, o bebeğim orada, biz buradayız. Bazen ne? Hasta çocuğum bırakıp yanına gidemiyorum. Bu devletten, bu çocukların bir kadim evvel, tek benimkini değil, hepsi o erlerin, o çocuklar suçu yok. Mehmetçiğimiz diyorlar. Mehmetçik, bizimkiler Mehmetçik diyen, ben de Mehmet gönderdiydim onu. Çocuğum orada perişan oldu. Yazık diyen bu gençlere. Gençlerimiz diyorlar. Gençleri doldurdular şeye, cezaevine. Parası olanlar çıktı yavrum. Parasız olanlar cezaevinde. 3 senedir 15 tane mektup yazdım Cumhurbaşkanı'na. Dedim benim dedim sesimi dedim duy. Telefon numaramı yazdım, adresimi yazdım. Ben Çorum'da otur, benim bul ne olur dedim, bana telefon aç dedim, bir tek bir cevabı gelmedi. Ama vermediler, ya verdiler, eline geçseydi muhakkak da beni, o mektuba göre. Aramadı, hiç aramadı. Ulaşmadı hiçbir kimseye. 3 senedir yazıyorum. Hiç kimselere ulaşamıyorum, hiç kimselere yavrum. Çok kötü durumdayız, çok perişan durumdayız. Bu Cumhurbaşkanı'na deniyorum. Sesimi duysun, ne olur bu çocukları bir kadın alsın bunları. Bu çocukların hiç suçu yok, hiç suçu. Emir kulu, komutan haydi deyince, komutan oradan çıkarmasaydı gitmezlerdi yavrum. Hiçbiri gider miydi o askerlerin? 4 günlük asker, anne diyor, 2 günde temizledik diyor, 2 günde diyor şey, mutfaktaydık diyor. Arkadaşlarının ismini bile bilmiyor benim çocuğum. Duramıyor. Şu evimiz, ocağımız sanki ateş gibi yanıyor. Ateşi koydular bizim evimize. 3 senedir yanıyorum. Vallahi cahil cahil 3 senedir yanıyor. Öyle diyorum. Benim sesim dünya duysun, dünya duysun.
yüzüne benim sesimi dünyaya duyurun. Ben hiçbir sesimi duyuramadım. Hiç kimselere duyuramadım. Mektuplar yazdım, telefonlar açtım. Oradan aldım numaraları, buradan aldım. Hiçbir kimseye ulaşamadım. Hiç. Cumhurbaşkanı buraya geldi, yanına gittim, yanına koymadılar. Beş günlük, beş günlük. Ben devlete teslim ettim beş günlük yavrumu. Su mu yaptım? Çok perişan durumdayız, çok perişan durumdayız. Ocak orada, ben burada. Ben böyle olacağını bileydim, gönderir miydim? Göndermezdim, hiç göndermezdim. Ben yavrumu gönderir miydim? Dört gün önce gönderdim, avara göndermeyeydim. Babası, bacımın düğünü vardı, babası dedi ki, gitsin dedi. Vatanı görevini yapsın da gelsin bir kadın evvel dedi. Dedim ki gitmesin dedim. Düğünden sonra gitsin dedi. Yok yok dedi gitsin dedi. Bir kadın evvel gitsin de gelsin dedi. Babası gönderdi gitsin diye. İşte dört gün sonra böyle oldu. Benim çocuğumu şu dünyada Çorum'da sorsunlar. Hep internetlerde sorsunlar benim çocuğumu. Daha sigarası yok, kahvesi yok. Hiç oraya girdik bile sigara içmiyor daha. Üzerinde daha zimmetli silahı bile yoktu. Dört günlük çocuğun daha zimmetli silahı bile yoktu üzerinde. Zimmetsiz silah vermişler oradan. Vermişler. Kimseyi vurmamış, yaralamamış. Yavrum kaça kaça teslim olmuşlar. Güzel yine kendi polislerimizi bulduk. Anne diyor teslim olduk diyor. Silahlarımızı teslim ettik diyor çocuk. Hiçbir cana kıyma yok, bir adam öldürme yok. Attığını vuruyor komutan diyor, attığını vuruyor. Biz kaçtık o diye şey yaparken diyor, vururken diyor, arkadaşımızın birini vurdu diyor, kaçtık anne diyor. Kaça kaça saklanın saklanın kendi polislerimize teslim olduk diyor anne diyor. Benim sesimi dünyalar duysun diyorum. Bu çocukların bir kadim evvel Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bir kadim evvel bu çocuklarımızı bıraksın. Bir tek benimki değil bak bu çocuklar, erler, askeri öğrenciler hep o çocuklar. 20 yaşındaki çocuk ne bilsin darbeye kurban olduğum yavrum ne bilsin etme. Bunların bir kadim evvel salınmasını bırakılmasını istiyorum bir kadim evvel.